أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerinde de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 hadis isimli çalışmasının 13. hadisi şerifiyle birlikteyiz. An Ebi Hamzete Enes İbni Malik'in radıyallahu anh Hadim-i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem An-Nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Hadis-i şerifimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh çocuk denebilecek yaşta Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetine dahil olmuş. Gençlik dönemlerini yine Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın hizmetinde geçirmiş. Hadis-i şerifi nakledilirken metninde de ifade edildiği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetkarı olmuş büyük bir sahabe efendimizdir. Hadis-i şerifimize geçmeden Enes İbni Malik radıyallahu anh ile Efendimiz Aleyhisselam arasındaki yakın ilişkiyi, diyaloğu ifade etmesi bakımından bir hadiseyi paylaşmak isterim. Enes İbni Malik radıyallahu anh daha çocukluk, gençlik dönemlerinde Efendimiz Aleyhisselam ile bulunurken annesi babası kendisini özlediklerini efendim artık evine dönmesini kendisinden istemişler. Efendimiz Aleyhisselam da Enes İbni Malik Hazretlerini serbest bırakmışlar. Yani gidebilir. Ona sorun, kalmak isterse kalsın, gitmek isterse sizinle beraber dönsün buyurmuşlar. Enes İbni Malik radıyallahu anh ise anne babasının haklarını inkar etmemekle birlikte onların da gönlünü alarak müsaadeleri olursa Allah Resulü Aleyhisselam ile kalmak istediğini ifade etmişler. Biraz daha çocuk ve gençlik yaşları dönemleri Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında geçtiği için Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle yakın hizmetinde bulunabilmiş, Efendimiz'e en yakın olmuş sahabe efendilerimizden bir tanesi. O Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize aktarıyorlar. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ Sizden biriniz iman etmiş olmaz. Tabi bu minvalde gelen hadis-i şerifleri ulemamız buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam bir davranışı, bir sözü eğer imanla ilişkilendiriyorsa burada iki ihtimal vardı. Birisi diyelim ki o sözü, o fiili bir kimse yaptığı zaman iman dairesinden dışarıya çıkar veyahut da imanın kemale ermesi noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tavsiyesi ve uyarısı söz konusudur. Dolayısıyla sizden biriniz iman etmiş olmaz buyururken bu hadis-i şeriflerinde imanı kemale ermiş olmaz. İmanın tadını, lezzetini, zevkini almış olmaz. Bunu kastediyor Efendimiz Aleyhisselam. Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz kendi nefsi için istediği, arzuladığı, sevdiği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe veya bu olgunluğa gelmedikçe sizden birinizin imanı kemale ermez buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, sahihayında rivayet edilen bu hadis-i şeriflerinden. Hadis-i şerifimizin İmam Bukhari Hazretlerinin sahihindeki bir başka rivayetinde de li ahihi ifadesinin li carihi şeklinde, yani komşusu için, kendi nefsi için istediğini komşusu için isteyinceye kadar gerçek manada iman etmiş olmaz, imanı kemale ermiş olmaz buyurduğu ifadesi de yer almaktadır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada kardeşi için istediği şeyler nelerdir? Bununla alakalı şerhimizde şöyle bir açıklama var. Bir insan Cenab-ı Hakk'a imanda kemali ister,
ibadetlerde ona layık ibadetler yapabilmeyi arzular bir mümin ve ahlakı ise ahlak-ı Muhammediye, ahlak-ı Hamidiye olsun, Kur'an ahlakı olsun arzular. Bunu da bu istek ve arzularını, beklentilerini, ideallerini kardeşi için, komşusu için, yakınları için istemesi de o kimsenin imanının olgunluğuna, kemaline işarettir buyurmuşlar. Nitekim İmam Nesai Hazretlerinin bu hadis-i şerifimizle alakalı naklettiği bir versiyonla bir şekilde şöyledir. Hatta yuhibbe li ahihi minel hayri ma yuhibbu li nefsihi. Yani kendi nefsi için hayırdan ne murad ediyorsa bir kimse, kardeşi için de onu istemediği, arzulamadığı sürece imanda kemali bulamaz buyurmuşlar. Evet, peki neden bir insanın kardeşi için bu güzellikleri istemesi imanda kemali bulması açısından bu kadar önemli? Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifin metnine de dikkat çektiği gibi bir Müslümanın, bir müminin nefsinin engellerini aşarak kendisi için arzuladığı bir şeyi, elde etmek istediği bir hususu mümin kardeşleri için de istemesi zor bir mevzudur. Çünkü nefis takdir edileceği üzere bencildir, kendisini düşünen bir yapıya sahiptir. Halbuki insan kalbi selim ile düşünecek olsa, efendim bunu kolay bir şekilde, hani kazan kazan formülü derler ya, ben de kazanayım, kardeşim de kazansın, benim elde ettiğim güzellikler varsa maddi manevi anlamda, bütün kardeşlerim de bu güzelliklere ulaşsın duygu ve düşüncesini kazanmak aslında kolaydır. Ama kalbi selim sahibi olmayı gerektirir. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken husus burada nedir? İmanda kemal buldukça artık müminler, Müslümanlar efendim sadece kendi nefislerini, kendi çıkarlarını, kendi ideallerini, beklentilerini değil, kardeşlerinin de kendisinin sahip olduğu güzelliklere sahip olmasını arzulamasıdır. İmanda bir ilerleyişimiz var mı? Kemale doğru bir yürüyüşümüz var mı? Bunun tespiti için eğer kendimiz dünyevi uhrevi nimetleri arzuluyor, bunların en güzeline kavuşmak istiyoruz da, kardeşlerimiz de bunlara kavuşsun istiyorsak, imanda kemale doğru bir yolculuk sürüyoruz demektir kardeşlerim. Ve bunun şöyle bir faydasının da olduğunu alimlerimiz söylemişler. Bir insan kardeşi için hayır murad ederse, bunun için çaba ve gayret gösterirse, bu gösterdiği çaba ve gayret, attığı adımlar hatalarının affına da vesile olacaktır. Nihayetinde kardeşinden alacağı, elde edeceği dua da bu kimsenin Rabbimizin rızasını kazanma noktasında en büyük desteklerinden bir tanesi olacaktır. Yine Efendimiz Aleyhisselam dini çok ince bir şekilde anlayan, anlatan ve bu şekilde anlamamızı, anlatmamızı bize emreden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerifiyle şunu da öğreniyoruz. Biz aslında müminler, Müslümanlar olarak bir vücudun parçaları gibiyiz kardeşlerim. Dolayısıyla efendim insan elinin kâr etmesini, elinin fayda görmesini ister de gözünün zarar görmesini ister mi? Bunu nasıl istemiyorsa, bir başka hadisi şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın "El mu'minûne kel cesedil vâhid" Müslümanlar, müminler tek bir vücut gibidirler. İzeşteke minhum udvun, onlardan bir uzuv, işte elimiz rahatsız olsa biz gözümüze, kulağımıza, efendim elimiz ağrısın yani sen bundan rahatsızlık duyma diyemeyeceğimiz gibi, bir uzuv rahatsız olduğunda tedâ'a lehu sâimul cesedi bil humma ve sehar, böyle bir ateş veya uykusuzluk, bunun gibi bir rahatsızlıkla beden rahatsız olduğunda, bedenin bütünü nasıl bu rahatsızlıktan etkileniyorsa, bir uzuv rahatsız olduğunda, bir Müslüman rahatsız olduğunda onun bütün eksikliklerini bizim de hissetmemiz gerekiyor kardeşlerim.
O yüzden müminlerin ölçüsü olarak genel anlamda şunu alimlerimiz ortaya koymuşlar. Doğuda şartta bir Müslümanın ayağına diken batsa, garpta, batıda bir Müslüman o dikenin acısını hissetmeli. O yüzden en yakınlarımızdan başlayarak Müslümanların dertleriyle dertlenebilmeyi başarmamız lazım. Burada bir ölçüyü, dengeyi de gözetmemiz lazım. Bize yakın kardeşlerimiz kimler? Eşimiz, çocuklarımız, efendim komşularımız, akrabalarımız. Bunlar dinde bizim en yakın kardeşimiz olan insanlar. Bunlarla münasebetlerimizde kendimiz için arzuladığımız her şeyi onlar için de, onlar o güzelliklere ulaşsınlar diye düşüneceğiz, bunun için gayret edeceğiz. Yeterli mi? O da yetmez. Mahallemiz, efendim şehrimiz, hatta bütün dünyadaki kardeşlerimiz, onların güzelliklerini istemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi burada bir ölçüyü de yakınlarımızdan başlayarak gücümüz nispetinde takip etmemiz lazım. Yani bazen bakıyoruz, kardeşimizin annesi babası yatalak, bakıma muhtaç. Veya ne bileyim eşiyle efendim, eşinin sıkıntılar var. Onu bırakıyor, ta efendim 3., 5. sıradaki kardeşinin derdiyle uğraşmaya çalışıyor. Tamam, onun da derdi bizim derdimiz ama bizim asıl sorumluluğumuz bize en yakın olanlar, onlardan başlayarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz de çok önemli. Yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة.